Değerli izleyenler, siyasette bir hayli hareketli dedik. Bugün bir de kabine toplantısı var ve masada acaba hangi konular var, neler konuşulacak? Ankara'ya dönelim. Arkadaşımız Ebru Balıkçı'dan alalım detayları. Ebru. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 3 hafta sonra bugün toplanacak. Saat 14'te Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Ve toplantının birinci gündem başlığı ekonomi olacak. Enflasyonla ve fiyat artışlarıyla mücadele bugünkü kabine toplantısının birinci gündem başlığı olacak. Yine Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indirimi kararı sonuçları da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerinin gündeminde olacak. İç ve dış siyaseti ile ilişkin önemli gelişmeler de mevcut. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmeden yansıyanlar da yine kabinede masada olacak. Buna ek olarak İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasıyla ilgili gelişmeler de değerlendirilecek. Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele de devam ediyor aralıksız bir şekilde. Hem yurt içinde hem de yurt dışında terörle mücadelede hangi nokta ve atılacak bundan sonraki adımlar neler? Yine bugünkü kabinenin gündeminde olacak diyelim. İsrail'le normalleşme süreci de gündemde. İsrail'le normalleşme ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de yine kabinede görüşülecek. Saat 14'te başlayacak kabine toplantısı ve toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapacak. Efendim, 6 muhalefet partisi tekrar altılı masada bir araya geldi. Toplantı 6 saat sürdü bu arada. Bu defa masadaysa Cumhurbaşkanı adayı vardı. Kim olacak sorusu biliyorsunuz siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri. Yapılan tek açıklama 13. Cumhurbaşkanı tüm ülkeyi kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacak açıklamasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan Altılı Masa'nın 6. toplantısı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantı sonrası 6 muhalefet partisi ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada 13. Cumhurbaşkanı adayının herkesi kucaklayan bir aday olacağına dikkat çekildi. Bu topraklarda toplumsal kutuplaşma son bulacak, toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek, nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek. Altı partinin işbirliğine devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Milletimizin bunca senedir uğradığı hayal kırıklıklarının farkındayız. Bu hayal kırıklıklarını gidermek üzere insanımızın beklenti ve taleplerini karşılayacak liyakatli kadrolarla ve etkin politikalarla milletimizin karşısına çıkacağız. Tekrar hayırlı akşamlar. Allah'a emanet. Altılı Masa'nın bir sonraki toplantısı 2 Ekim'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.